bilmem ne yapanlar köşkte ağırlandığı sürece, Hocalı'da katliam yapanlar, Bursa'da özel el yapımı, ev yapımı dolmalarla karşılanınca, Azerbaycan bayrağı çöpe atılınca Doğru. ne olacak? Ermenistan, işte gördünüz, Ağrı Dağı'nı biz aldık, Karabağ'ı biz aldık, Ağrı'yı da gençlere havale ediyorum dedi. Evet. Ağacın dallarını da AKP'ye ve hükümete gönderenler de bugün köşke kabul ediliyor. Köşke de kabul ediliyor. Maalesef yani Tablo bu kadar net tablo diyorsunuz bu. efendim. Yani. Tablo bu. O Evet. zaman artık köşk sonrası Osman Baydemir'den herhalde artık başka türlü Bekleyebiliriz. açıklamalar gelirse, hükümetin adresine ağaçlar, dallar vesaire gelirse şaşırmamak lazım. Evet. Efendim tabii tekrar az önce konuya izninizle döneyim istiyorum. Yeni bir demokrasi paketinden, yani yeni bir açılım paketinden bahsediliyor. Ayrıntılar aslında yavaş 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 çıkıyor ama detaylandırmadan özellikle o önceki açılım paketinde hala hafızalarda o yaşananlar. Türkiye'nin gerçekten ikinci bir açılım paketine ihtiyacı var mı? Yeni bir Habur manzarası olursa Türk insanı bunu hazmedebilir mi, kaldırabilir mi? Şimdi Türk insanı o kadar çok şeye alıştırıldı ki maalesef. Son dönemlerde bakıyoruz. Abdullah Öcalan'a paşa ünvanı verelim diyenler, Değil mi? Atatürkçülüğü kendisine hakaret olarak kabul Kabul edenler, edenler. devletin Atatürk'ün kurduğu kurumlarda yönetici olarak atanıyor. Mümtazer Türköne mesela. Evet. Bu zat dememiş miydi? Bodrum'da villa verelim, kendisine paşa ünvanı verelim. Osmanlı böyle yapardı diye Osmanlı de. böyle yapardı. Abdullah Öcalan'a, teröriste böyle yapalım diyen zat, Atatürkçülüğü kendisine hakaret olarak kabul eden zat, Atatürk'ün kurduğu kurumda bugün. Evet. Orduyu kapatalım, yeniden açalım diyen zat bugün muteber görevlere veriliyor. Böyle bir anlayışın olduğu memleketimizde olacağı budur. Yani başka ne bekliyorsunuz ki? Allah aşkına, başka ne bekliyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her fırsatta yıpratan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutfağında çalışanları, patates, soğan soyanları Bülent Arınç'a suikast yapıyor diye ortalığı ayağa kaldıranları, en gizli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gizli noktalarına girenleri, Kozmik odalar değil mi efendim? kozmik odalara Evet. girenleri, bugün o soruşturmaları yürütenleri siz alıp daha yüksek görevlere getirirseniz, olacağı budur. Sahiden soruyorum. Ne oldu Bülent Arınç'a suikast olmuştu hani? Nerede? Bir ortada bir dava mı oldu? Bir dava açıldıysa neticesi nedir? Kim tutuklandı? Hangi plan var ortada? Yani Türk halkının hafızası da bu anlamda çok şey olmaya Evet. başladı. Yani Değil mi? balık hafızalı bir toplum haline mi geldik acaba? Böyle bir hale mi getiriliyoruz? Ben açık söyleyeyim. Mora adasını, Morayı, Girit'i, bütün bunların hepsi zamanında bizimdi. Girit adası bizimdi. O zamanlar Girit'i ya Yunanistan buraları istiyor, buraları elimizden çıkabilir diyenlere herkes gülüyormuş, biliyor musunuz? Yok canım sende. Olur Kim mu böyle alabilir şey? elimizden? Bu ifadeyi kullanıyorlardı. Bugün Girit'in bizim olduğunu, bir zamanlar bizim olduğunu kaç öğrencimiz okul çağındaki biliyor acaba? Bırakınız okul çağındaki, ilkokul çağındaki, üniversitedeki kaç öğrencimiz biliyor? Vatandaşımızın yüzde kaçı mı diyor? Değil mi? Hatırlayanımız var mı? Hiç öyle çok gerilere falan 200-300 sene öncesine gitmeye gerek yok. Girit bizimdi ama şu an elimizde değil. Daha düne kadar Türkmenler bizim kırmızı çizgimizdi. Barzani bugün birilerinin abisi, dayısı olmaya başladı, değil mi? Evet. Dışişleri Bakanı ne diyor? Kalk Mesut diyor. Mesut abi, Mesut dayı diyor. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu zihniyetin yıprattığı, bu zihniyetin törpülediği bir memleket yaratılmış. Bir insan tipi yaratılmaya çalışılıyor. Bu zihniyetin kalemşörleri ise işte Türkiye'ye, Türkiye hakaret edenler devletin muteber görevlerinde görevlendiriliyor. Dolayısıyla da Türk milletini bu anlamda daha uyanık olmaya davet ediyorum. Hepimiz uyanık olmak durumundayız. Hepimiz hafızamızı her gün tazelemek durumundayız. Bu manada devletin bir proje partisi olan AKP tarafından BOP eş başkanı
başkanlığındaki AKP tarafından bu devletin dönüştürüldüğünü, bu milletin dönüştürüldüğünü görmemiz lazım. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası haline getirilmiştir Türkiye. İslam dünyası bu manada büyük bir coğrafya, büyük bir medeniyet olan İslam dünyası İsrail'in güvenliği için yerle bir edilmiş durumdadır. Amerika'nın bölgedeki çıkarları için yerle bir edilmiş durumdadır. Kimin taşeronluğunda? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taşeronluğunda. Evet. Maalesef ve maalesef Haniye'de bugünlerde Türkiye'de maalesef ve maalesef İsrail'e one minute demekle zannediyor ki insanlarımızın bir kısmı, inançlı insanlarımız kandırılarak zannediyor ki bunlar samimiyetle İsrail'e one minute diyorlar ama bunlarda o samimiyet olmadığını ben çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum diyeceksiniz. İhracat, ithalat rakamlarından biliyorum. Bakınız, her şeyin temelinde ekonomik veriler yatar. Ekonomik veriler bize bazı şeyler çok net bir şekilde gösterir. Şimdi Suriye ile ticaretimizde bir gerileme var değil mi? Doğal. Evet. Neden? Çünkü Suriye ile bugün AKP sayesinde düşman olduk. Doğal olarak da ithalat ve ihracatımız ciddi bir düşüş gösterdi. Peki biz İsrail ile düşman mıyız şimdi? AKP'nin söylemlerine bakarsanız evet. One minute demişiz, 9 vatandaşımızı İsrail katletmiş. Evet. Peki İsrail ile ticaretimiz niye bizim artıyor? Soruyorum. Yani bir hükümetten biri Allah'ın kulu çıksın söylesin. Madem biz İsrail'le bu kadar düşmanız, %40 civarında bizim İsrail'le ithalatımız, ihracatımız niye artıyor? Hangi gerekçeyle artıyor? Demek ki birileri oyun oynuyor. Madem biz İsrail'le düşmanız, Malatya'daki İsrail'i koruyan, İran'a karşı İsrail'i koruyan füze savunma sistemini niye onay verdik? Niye kurduk? Niye kurduk? Yani o kadar çok ikiyüzlü bir siyasette karşı karşıyayız ki anlamak mümkün değil. Yani bunun başka bir örneğini de Fransa'da görüyoruz. Evet. Onların hepsine yavaş yavaş geleceğim. Şimdi dış politikaya izninizle evet. geçeyim. İsrail'le ilgili oldukça ilginç bir sorun var ama tabii 2011 yılını geride bıraktık birkaç gün önce. Son derece kritik bir yıldı dış politika açısından. Özellikle Arap Baharı, yani siz Arap Sonbaharı diyorsunuz ona. Arap Sonbaharı'dır evet. yani yaprak dökümü. Değil mi? Ve işte son günlerdeki o sözde soykırım oylaması ve İsrail-Türkiye ilişkileri bu gibi başlıklar vardı. Arap Baharı ile başlayalım, ondan sonra İsrail ve Fransa ile devam edeceğim. Nasıl okumak lazım efendim Arap Baharı'nı ve Türkiye bu işin neresinde, 2012'de nereye doğru gidiyor bu Arap Baharı? Türkiye bu işin tam ortasında. Sayın Başbakan biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi'nin evet. eş başkanı. Büyük Orta Doğu Projesi de bölgede Amerikan think tanklarının uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi hayata geçirmek üzere kurgulanmıştır. Nedir bu? Ilımlı İslam'ı Orta Doğu'da hakim kılmak. Ilımlı İslam dediğiniz şey aslında yani İslam'ın ılımlısı mı olur? Yani değil mi? Normalde evet. İslam İslam'dır. Evet. Yani bu kadar dine hürmet ettiğini söyleyen bir iktidar bölgede bir ılımlı İslam modeli yani Amerikan İslam'ını bölgede yaymaya çalışmaktadır. Bunu nasıl yapıyor? Bunu öncelikle Türkiye'de denediler. Yani Türkiye'de adeta bir laboratuvar gibi AKP'yi kurdular. AKP bir proje partisidir. Türkiye'de koalisyon hükümeti bilerek çatlatılmıştır. Türkiye bilerek ekonomik krize sokulmuştur. AKP kurdurulmuştur. AKP dış politikada pohpohlanmıştır. En son Arap coğrafyasında da sevilsin diye İsrail'e sahte çakmalarda bulunmuştur. Ne yapmıştır? One minute demiştir vesaire. Gerçeğin öyle olmadığını biraz önce konuştuk. Evet. Ardından AKP iktidarı adeta bir rol model olarak bölgeye sunulmuştur. Obama Türkiye'ye geldiğinde kimse fark etmedi. Türkiye'ye bir şey önerdi. Model ortaklık. Neyin model ortaklığı? İşte AKP'nin ılımlı İslam model ortaklığı önerildi. Ardından işte Tunus'ta hadiseler başladı. Tunus'ta bu hadiseler başladığında daha Ocak ayında geçtiğimiz yılın yani üzerinden bir sene geçiyor. Biz net bir şekilde ifade ettik. Dedik ki bu bir Amerikan projesidir. Hedef Tunus falan değildir. Asıl hedef Mısır'dır, Libya'dır, Suriye'dir ve en önemlisi İran'dır. Ve oralarda başlatılan rüzgar buralarda fırtınaya dönüştürülmek istenecektir. Evet. Bütün bunların hepsi Türkiye coğrafyasının etrafında yaşanıyor. Arap Baharı dediğiniz şey öyle demokrasi falan değildir.
bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak için kurgulanmış bir senaryodur. İsrail'in güvenliğini sağlamak için ne yapmanız lazım? Öncelikle Suriye'de rejimi değiştirmeniz lazım. Ondan sonra İran'da rejimi değiştirmeniz lazım. Bakınız, bugün bir haber dinledik. Katar'da bu işlerin başkentidir. Bakın onu söyleyeyim. Evet efendim, yani küçük bir ülke ama birçok şeyde orada. Hiç öyle küçük bir ülke değil. El Arabiya, El Cezire falan bütün bunların hepsi Katar sermayesidir. Katar kaynaklı. Tam merkez yani. Katar, Amerikan operasyonlarının bölgedeki ana üssüdür. Amerikan dünyadaki en büyük askeri üslerinden birisi de oradadır. Dolayısıyla Katar'da El-Kaide'nin irtibat bürosunun açılması tesadüfi değildir. Yakında belki Türkiye'de de açacaklar, onu da söyleyeyim. Yani düşünün, El-Kaide Amerika'nın bir numaralı düşmanıdır, değil mi? Evet, bir ön anlaşmaya vardık diye bir açıklama yapılıyor. El-Kaide Amerika'nın bir numaralı düşmanıdır. Doğru. Katar Amerika'nın bir numaralı müttefikidir. Amerika'nın bir numaralı düşmanı, Amerika'nın bir numaralı müttefikinde siyasi büro açıyor. Bu basit bir olay değil. Nasıl yorumlamak lazım efendim? Bu hiç basit bir olay değil, bakınız. Bu meseleyi çok ciddi bir şekilde irdelemek lazım. Çok yakından takip etmek lazım. Yakında buradan hareketle El-Kaide'nin Türkiye'de de benzer bir irtibat bürosu açması ihtimali son derece yüksektir. Hani bunlar terör örgütü değil mi efendim? Şimdi daha bitmedi. Bir zamanlar Hamas da terör örgütüydü, değil mi? Hala bir kısım ülkeler öyle kabul ediyor. Filistin'de biz Mahmud Abbas başkanlığındaki El Fethi'yi bir tarafa bıraktık. Hamas ön plana çıkardık. Evet. Yakında, bakınız yakında PKK terör örgütünün de benzer bir sürece sokulma ihtimali yüksektir. Yani sağda solda PKK'nın El-Kaide gibi siyasi bürolar, resmi siyasi bürolar açması hiç de uzak değil. Uzak bir ihtimal değil. Diyeceksiniz ki zaten PKK'nın büroları var, var. Evet. Ama onlar PKK'nın resmi bürosu olarak açılmış değil. İşte Kürt Kültür Derneği vesaire